Bırak! Bırak, hayır, hatırası var. Hayır, onu vermem, onu vermem, bırak! Baba! Baba, gözünü seveyim, bir şeyler yap. Bırakın onu, dokunmayın! Götüremezsiniz diyorum ya, duymuyor musunuz? Her şeyi böyle sallasın dedim, götüremezsiniz. Benim adım Galip Haydar. Borcumu ödeyeceğim kardeşim. Lütfen şu acizi durdurun. Bana verilen emir bu. Kanun neyse onu uygulamak zorundayız. Kanun mu? Benimki sizin derdiniz kanun manun değil. Siz benim haysiyetimi yerle bir etmek istiyorsunuz. Öyle mi? Buyurun. Haydi alın. Alın bakalım. Alın. Ne yapıyorsunuz Galip Bey? Lütfen sakin olun. Al bunu da getir. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Galip Bey? Lütfen sakin olun. Benim hayatımı alıp götüremezsiniz. Ben kendi ellerimle tuz buz ederim. Bırak. Çekil. Size zorluk çıkaracaksanız sizi tutuklamak zorunda kalır. Öyle mi? Umurumda mı? Umurumda mı? Hadi tutuklat. Haydi. Galip Bey'i tutuklayın. Bırak. Doran. Bırak. Doran, tutuklayamazsınız. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Galip Bey'i. Bırak. Burada kendisinin vermesi gerekenden çok daha fazla para var. Bunu alın, saçmaladı, hemen bırakın. Siz hangi vasıfla Galip Bey'in borcunu karşılıyorsunuz? Damadı olarak. Kaldı ki bu durum sizi hiç ilgilendirmez. Sizin vazifeniz parayı almakta, aldınız bitti. Hadi gidin şimdi, hadi. Başınızda mı Galip Bey? Kızınızın o adamla evlenmesine nasıl müsaade edersiniz? Kocanızın esirgediğiniz yardımı Kenan denen adam yaptı diye mi kızgınsınız yoksa? Elbette bunun bir bedeli olacaktır. Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz değil mi? Kenan Maksude'yi seviyor. En ihtiyacım olduğu zaman da beni bir yabancı gibi ortada bıraktınız. Asıl bunun bir bedeli olacak. Artık benim hiçbir şeyim değilsiniz. Ne kadar inkar etseniz de ben sizin eşinizim Galip Bey. Boş ol. Galip Bey. Boş ol. Boş ol. Artık hiçbir şeyim değilsiniz.